Bu videoda hücre zarlarının sıvı mozaik modelini keşfedeceğiz. Acaba buna neden hücre zarlarının sıvı mozaik modeli denmiş? Öncelikle bu sorunun cevabını araştıralım. Kabaca gösterecek olursak bu çizdiğim hücre olsun. Evet, burası da hücre zarı. Hücre zarı, hücrenin içindeki yapılarla hücrenin dışında olan şeyleri ayrı tutmaya yarar. Diyelim ki bu hücre zarının yüzeyinde bir kesiti inceleyeceğiz. Mesela şurada kare içine aldığım kısma odaklanalım. Bu parça burada gösterilmiş. Bu yapı esasen çift katmanlı fosfolipitten oluşuyor. Aşağı taraf hücrenin içi, yukarı tarafta dışarısı oluyor. Şimdi fosfolipitin ne olduğunu sorabiliriz ki bu güzel bir soru. Çünkü fosfolipitin ne olduğunu anlamaya başladığımızda neden çift katmanlı bir yapı oluşturduğunu ve neden biyolojik sistemlerdeki birçok zarın temelini oluşturduğunu da kavrayabiliriz. Buradaki çizim bir fosfolipid molekülünün kimyasal yapısını gösteriyor. Şuraya yazalım. Fosfolipid. Adından da anlaşılacağı üzere bu fosfat grubu içeren bir lipid yani yağdır. Lipitlerle ilgili bir videomuz var. Ancak genel olarak lipitler suda iyi çözülmeyen moleküller olarak tanımlanabilir. Buradaki fosfolipit içinde durum böyle. Burada yağ asitlerinden gelen hidrokarbon kuyruklar var bu hidrokarbon kuyrukların herhangi bir yükü ya da polaritesi yok. Bildiğimiz üzere su polar bir molekül. Polarlığı sayesinde kendisiyle etkileşim halinde ve hidrojen bağları oluşturur. Fakat bu hidrokarbon grupları bu özelliklere sahip değil. Bu yüzden de su ile etkileşime girmezler ve su da bu gruplar ile etkileşime girmez. Dolayısıyla bu kuyruk kısımları hidrofobiktir. Yani burada hidrofobik kuyruklarımız var. Bu kısım esasen fosfolipidin lipid kısmını oluşturur. Buna ek olarak kafa kısmı olarak da fosfat grubu mevcut. Burada açıkça görebileceğiniz üzere bu fosfat grubun bir yükü var. Ve yüklü moleküller su gibi polar çözücüler ile iyi anlaşır. Yani bu kısım suda iyi çözünür. Bu yüzden de hidrofiliktir. Bunun gibi hem hidrofilik hem de hidrofobik kısma sahip olan moleküller için özel bir ad mevcut. Amfipatik. Fosfolipitler amfipatiktir. Yani hem su ile etkileşim içinde olan hidrofilik uca hem de suyu sevmeyen hidrofobik uca sahiptirler. Fosfolipitlerin kendilerini neden çift katmanlı olarak düzenlediğine dair umarım aklınızda bir fikir oluşmuştur. Anlayacağınız üzere Hidrofilik kafa kısımları suyun olduğu tarafta. Yani ya hücre içinde ya da hücre dışında olmak isteyecek. Hidrofobik kuyruk kısımları da sudan uzakta olmak isteyecek. Bu yüzden birbirlerine dönük halde zarın e, iç kısmında konumlanacaklar. Bunun gibi e, amfipatik yapıda olan bir molekülün çift katmanlı lipid yapısına olanak sağlaması gerçekten büyüleyici. Eğer çok eskiye, hatta hücre şeklinde bir yaşam formu oluşumundan öncesine gidebilsek, belki de fosfolipitlerin kendiliğinden küre şeklinde çift katmanlı lipid yapılar oluşturduğunu görebilirdik. Kesitini düzgünce çizmeye çalışalım. Umarım buradaki mantığı anlarsınız. Bu fosfat gruplarının dışarıya dönük olduğu ilk katman. Bu da iç tarafta bulunan katman. Bu ikisi arasında da hidrofobik kuyruklar olacak farklı renkte göstereyim. Buralarda bir sürü e, kuyruk kısmı olacak. Kendiliğinden bunun gibi bir yapı oluşturabilirsiniz. Hatta bu yapı hücrenin bir prototipi bile olabilir. Tabii gerçek bir yaşam formu olabilmek için nesilden nesile aktarılabilecek bir bilginin olması ve bir çeşit metabolizmaya sahip olunması gerekir. Çünkü hücre yaşar ve yaşama dair bütün işaretlere sahip olması gerekir. Fakat en azından fosfolipitler gibi Amfipatik moleküllerin yapısı sayesinde hücre zarının temel yapısının yaşam öncesi evrede nasıl oluşmuş olabileceğini hayal edebiliriz. Özet olarak bu çift katmanlı fosfolipit tabakasını amfipatik yapı sayesinde oluşturabiliyoruz. Peki ya burada çizdiğim diğer şeyler neler? Bu çizdiğim şeyler proteinler. Bu bir protein. Bu diğer protein, bu da bir protein. Evet, burada farklı proteinleri temsil etmesi için farklı yuvarlaklar da çizdim. Önemli olan şey hücreleri düşündüğümüzde birçok çeşitliliğin olduğunu fark etmek. Zarın içine gömülü halde bulunan birçok karmaşık yapı bulunur. Dolayısıyla hücre zarını tek düze, çift katmanlı bir lipid tabakası olarak düşünmekten ziyade, bütün bu karmaşık yapıların farkına varmak gerekir. Bu farklı yapıları da buradaki çizimde görebiliriz. Zarın içine gömülmüş mozaik halde yapılar bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu arada mozaik farklı renkte ve farklı bileşenlerden oluşan resimlere verilen isimdir. Burada da hücre zarında da farklı bileşenler, farklı tipte proteinlerin olduğunu görebiliriz. Mesela zarın iki tarafına uzanan transmembran proteinleri bulunuyor transmembran proteinleri, integral proteinlerin özel bir sınıfıdır. İntegral proteinleri buradaki gibi çift katmanın sadece tek katmanı ile etkileşime girebilir. Ya da transmembran proteinleri gibi zarın her iki tarafına dek uzanabilir. Ayrıca zarda glikolipit gibi yapılar da vardır. Mesela burada gördüğümüz bir glikolipit. Glikolipitler lipit yapıda olan uçları sayesinde kendilerini zarın içine yerleştirir. Yani bu kısım hidrofobik kısım ve buradaki hidrofobik kuyruklar ile etkileşecek. Glikolipitlerin diğer ucu da şeker zincirinden oluşur. Bu kısım da hidrofiliktir ve hücre dışına uzanır. Aslında bakarsanız bu şeker zincirleri hücrelerin birbirini tanımasında kilit bir rol oynar. Bağışıklık sistemimiz bu yapıları vücudumuza ait olan hücreleri tanımak için kullanır. Glikolipitler sayesinde bağışıklık sistemimiz yabancı olan hücreleri tanıyıp onlara saldırır. Vücudumuza ait olan hücreleri de tanıyıp onları korur. Mesela kan grubundan bahsettiğimizde esasında hücrelerimizde hangi çeşit glikolipitlerin bulunduğundan bahsediyoruz. Glikolipitler hakkında konuşurken de aynı zamanda hücrelerin farklı yollarla tanınmasından ya da etki etiketlenmesinden bahsetmiş oluyoruz. Bu şeker zincirlerinin bu kadar karmaşık ve kullanışlı bir davranışa olanak sağlaması inanılmaz derecede büyüleyici. Şeker zincirleri sadece lipitlerde bulunmaz, proteinlerde de bulunur. Burada sarı ile çizilmiş yapı bir glikoprotein. Gördüğünüz gibi bütün her şeyi bir araya getirdiğimizde mozaik bir yapı elde ediyoruz ki zardaki bulunan yapılar bunlardan ibaret değil. Mesela zarın içine gömülü halde kolesterol de bulunur. Kolesterol bir yağ. Bu yüzden zarın hidrofobik olan iç kısmında bulunur ve aslında zarın akışkanlığına yardımcı olur. Zarın çok akışkan ya da çok sert olmamasını sağlar. Sonuç olarak akışkan mozaik zar modelinin mozaik kısmının bileşenlerini gördük. Peki ya akışkan kısmı nerede? Az önce zardaki kolesterolün miktarından ve akışkanlığı etkilediğinden bahsetmiştim. Zarın katı bir yapıya sahip olmadığını tekrar altını çizmemiz gerek. Mesela buradaki protein biraz itilip kakılırsa ya da bir şekilde çekip çıkarılırsa fosfolipitler kendiliğinden boşluğu doldurmak üzere tekrar düzenlenir. Aslında buradaki yapılar bir akım halinde. Yani bu zar bir balon gibi lastik benzeri bir yapıya sahip. Daha ziyade yağ ya da salata sosu gibi bir yapısı var. Yani aslında akışkan bir yapısı var. Buradaki bileşenler etrafta hareket edebiliyor. Fakat akışkan olmasına rağmen iki ortamı, hücrenin içi ile dışını birbirinden ayırmaya yetecek kadar sağlam bir yapısı da aynı zamanda var. İşte akışkan mozaik zar modeli ismi de buradan geliyor.